Ama en azından 19. yüzyılda baktığımızda 19. yüzyılda bütün o dinleri terk ettiğine inanan insanlar aslında insanlığın geleceğinin insanlar tarafından inşa edileceği ve bu geleceğin geçmişten çok daha iyi olacağına dair bir yani iyimser bir yaklaşımla bakıyorlardı. Ama bunu bir yaklaşım olarak değil, bilimsel Tabii ki bir gerçek olarak sunuyorlar insanlara. sunuyorlardı tabii. Mesela Marksistler, işte Sadece Marksistler değil, liberaller, pozitivistler hepsi. Evet. sosyal evrimi inananlar. Hani bunu böyle hani bir beklenti, bir yani hayal, bir rüya gibi değil de bilimsel gerçek. Evet. Yani o şekilde sunuyorlar. Bu çerçevede de ilginç olan noktalardan birisi bir taraftan o işte şeylerde kutsal kitaplarda bulunan yani hem Yahudi hem Hristiyan kutsal metinlerinde bulunan anlatılar biraz aslında sekülerleştiriliyordu. Şimdi bu sekülerleştirme yani ideolojiler vasıtasıyla gerçekleşti. Ama ideolojilerin özellikle İkinci Dünya Harbi sonrasında vaat ettiklerini yerine getiremeyeceği ortaya çıkınca bununla hemen hemen eş zamanlı olarak daha derinde devam eden esas o dini ve gelecekle alakalı şeyleri, beklentileri, umutları ve gelecekte neler olacağına dair kehanetleri bir anlamda içeren anlatıların önünü yeniden açtı. Tabii şu nokta tabii çok çok önemli. Bir defa insanlar kutsal kitaplarla belirli bir yönteme bağlı olarak değil de belirli amaçları meşrulaştıracak bir şekilde yani kutsal kitaplardaki anlatıları da bir araç haline getirecek, araçsallaştıracak bir şekilde yaklaşmaya yöneldikleri zaman o zaman aslında kutsal kitaba tabi olmaktan daha çok kutsal kitabı kendi amaçlarına alet ediyorlar. Bunun Yani önemli bir laik bir örneğini ideolojinin aracı tabii ki olarak bunun kullanılıyor. işte en önemli örneği mesela Siyonizm'de karşımıza çıkıyor. Yani şeyde Ahdi Atik'te en azından şeyle alakalı Filistin ve o bölge ile alakalı olarak bir tasavvur verilmiş, oluşturulmuş. Oraların bir anlamda işte Tanrı tarafından Yahudilere verildiği gibi bir tasavvur. Ve tabii oradaki tasavvura göre Mesaya gelecek. Daha oraya Ve gelmeden, yani oraya evet gelmeden, yani o toprakların bir şekilde Tanrı tarafından vaat Beni edilmiş. İsrail evet verildiği ama şu veya bu sebeple haklı veya haksız olarak şeylerin Beni İsrail'in oradan sürüldüğü gibi bir şey var. Bir tasavvur oluşuyor. Şimdi bu tasavvurun oluşmasını sağlayacak veriler Ahdi Atik'te var zaten yeterince. Evet. Ama 19. yüzyılın sonlarına doğru geldiğimizde şeyde özellikle Batı dünyasında çok ciddi bir antisemitik yani Yahudi aleyhtarı bir hava oluşuyor. Bu antisemitik hava, Yahudi aleyhtarı hava Yahudilere artık şeyde Batı dünyasında yaşayamayacaklarına dair bir şey, bir intiba oluşturuyor. Bir taraftan o, diğer taraftan da 19. yüzyılda Yahudilerin arasında çok büyük sermaye sahibi olan çok sermaye sahibi Yahudiler var. Ve bunlar bir anlamda kendi sahip oldukları şeyleri muhafaza edemeyeceklerini yani düşünüyorlar. Onu fark ediyorlar. Dolayısıyla acaba şeyin de Osmanlı Devleti'nin de Müslümanların da o dönemde belirli bir zaaf durumunu dikkate alarak işte Theodor Herzl zamanında acaba şeyde Filistin'de bir şeyler Yahudiler oraya gitseler orada toplansalar ve şeylere karşı
Yani bu Batı dünyasında ortaya çıkmış olan Yahudi aleyhtarı havadan bir anlamda hem kurtulsalar ama yani işin görünüşte yani öyle bir taraf var ama başka bir taraftan da bir anlamda Ahde Atik'te bulunan şeyleri, anlatıları bir gelecek inşası için yorumlayarak acaba Beni İsrail'e bu kadim topraklarda Kudüs ve çevresinde bir devlet kurmak için bir fırsat, bir imkan sağlayabilir mi diye de düşünüyor. Bu da tabii çift yönü var. Birisi zaten Batı dünyasındaki mevcut antisemitik hava. Antisemitik derken Yahudi aleyhtarı hava. O Yahudi aleyhtarı havayı şeyler ama Yahudiler ne olursa olsun yine de zor şartlarda biraz belirli bir ayrımcılığa maruz kalsalar da yaşadıkları yerlerden ayrılmaya çok da hazır değiller. Bunun çok farklı sebepleri var. Bir defa sebeplerden birisi şu, Yahudiler asırlarca ellerine silah almamış, savaşma kabiliyetine sahip insanlar değil. Yani bir yere yani ticaretle uğraşıyorlar. Ticaret konusunda hele hele parayı kullanma, para üzerinden para kazanma konusunda bankacılık vesaire finans alanında çok iyi durumdalar. Ama o savaşmak söz konusu olduğunda yani devlet devlet kurmak istiyorsanız yani savaşma gücünüz olması lazım. Ama şeylerde Yahudilerde böyle bir kabiliyet henüz yok. İşin bir tarafı o. Yani Filistin'e gittiklerinde orada kendilerini koruyacak bir yapıyı, bir düzeni oluşturma konusunda zaaf yani çok da kendilerine güvenmiyorlar. Diğer taraftan da tabii ki o dönemde Osmanlı yönetimi de işin farkında. O yörelerde Yahudilerin işte toprak satın alma, oralara yerleşme gibi gayretleri söz konusu olduğunda sınırlamalar getiriyorlar. Yani 20. yüzyılın başına baktığımızda o Filistin bölgesindeki Yahudi nüfusun çok cüzi olduğunu, yani 10 bin civarında bir Yahudi nüfusun, işte yani sayıları yaklaşık o civarda bir Yahudi nüfusun olduğunu görüyoruz. Öyle bir şey yok. O vakitler baktığınızda Yahudilerin işte burada toplanıp bir devlet kuracak sayıya ulaşacaklarını o vakitler beklemek zor. Fakat işte burada önemli olan nokta yine başka faktörler var. O faktörleri işte mesela 20. yüzyılda özellikle Avrupa'da hem Rusya'da hem Almanya'da, Fransa'da başka bölgelerde de özellikle 1920'li ve 30'lu yıllarda çok sistematik bir şekilde Yahudi aleyhtarı bir hava var. Yahudiler bir anlamda canlarını kurtarmak için, yani görüntü öyle, canlarını kurtarmak için bir yere sığınacaklar. Ve tabii Filistin o dönemde İngilizlerin yönetimi altında. İngilizler de orada kendilerine sadakatle hizmet edecek bir insan grubunu yerleştirmek istiyorlar. Yani Fransızlar benzer şeyi şeyde yapıyorlar aslında. Lübnan'da yapıyorlar. Lübnan'da Lübnan devleti oluşturulurken bir anayasa yapılıyor ve şeyde de Lübnan devletinin anayasasında işte Cumhurbaşkanı Hristiyan ve oradaki o bölge Lübnan devleti oluşturulurken bölge öyle hazırlanıyor ki seçiliyor ki Hristiyanlar %50'nin üzerinde bir çoğunluğa sahip. Dolayısıyla demokratik bir seçim olduğunda çoğunluğu Hristiyanların oluşturacağı kesin. Diğer taraftan Dürziler var belli ölçüde ama aynı zamanda Şiiler ve Sünniler. Bölündüğünde o zaman şimdi Şiiler, Sünniler birbirleriyle ihtilaflı. Hristiyanların bunlarla doğrudan bir ihtilafı yok. Dolayısıyla Hristiyanlar oraya hakim olacak ve orada Fransa'nın tasarrufuyla orada bir Hristiyan devleti kurulacak. Böyle umutları var yani. Mesela sadece İngilizler Filistin'de Yahudiler üzerinden böyle bir siyaset takip etmiyor.
Fransızlar da Lübnan'da benzer bir siyaset takip ediyor. İşte Suriye tarafına gidiyorsunuz. Suriye'de bu sefer Nusayrilerin etkin olduğu bir yapı oluşturma gayreti var. Yani Fransızların orada yine öyle bir siyaseti var. Şimdi bunlar normal emperyalist, sömürgeci siyasetler. Fakat İngiliz siyaseti bunu yürütürken yani Yahudiler orada yerleştirip destekleyip orada belirli bir yekunu oluşturmaya çalışırken öncelikli olarak Yahudileri düşünmekten daha çok tabii öncelikle kendi siyasetlerini icra etmeye çalışıyorlar. Şimdi işin hikayesi yani uzun uzun konuşulabilir ama mesele o değil. Mesele bakıldığında Osmanlı Devleti'nin yönetimi altındayken Filistin bölgesine baktığımızda yani Kudüs diğer adıyla Darüsselam işte Yeruşalem ifadesi zaten onu dile getiriyor. Bir şey gerçekten de bir barış bölgesi. Yani barış bölgesi ne demek? İşte Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar Kudüs'ü ziyaret edebiliyorlar. Orada belirli bir düzen içerisinde yaşayabiliyorlar. İbadetlerini yapabiliyorlar, işte haçlarını yapabiliyorlar. Bunların hepsi temin ediliyor ve bir anlamda Müslümanların ta zamanında Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın zamanından beri orada bir şey var. Bir sulh ortamı var ve barış ortamı kelimenin tam manasıyla. Yani tam bir medeniyet ortamı var. Tabii. Aslında hani açık medeniyet dediğimiz yani Yahudisi, Hristiyanı, Müslümanı beraber yaşıyorlar. Evet. Bir şekilde. Şimdi öyle bir ortam evet. Ve bu kadar. Yani zaten medeniyeti de nasıl tanımlıyoruz hocam medeniyeti? Medeniyeti Kınalızade'nin tanımı. O yönden çok güzel. Evet. Hatta Kınalızade'nin tanımını ben kendi şeysiyle okuyayım. Yani kendi dilinden. Kendi dilinden okuyayım. Mesela. Bak ne diyor ki? Pes malum olsun ki temeddün yani medeniyet. Hı. Ki tavaif-i muhtelife ve ümem-i mütebainenin içtimağından ve teellüf ve intizamından ibaret. Evet. Bu kadar. Yani farklı taifeler ne demek? Farklı işlerle meşgul olan insanlar. Evet. Farklı hatta inançlara milletler, sahip olanlar. Milletler. Sonra farklı dinler. Ümem-i mütebaine, evet. Farklı inanç dinlere mensup olan insanlar. Mütebain farklı değil, zıt. Yani birbirinden ayrı. Tamamen zıt yani. Evet. Birbirinden ayrı. Ayrı. Bunların içtimağından. Ve teellüf ve intizamından yani birbirleriyle bir yaparak belirli bir entegrasyon sağlayarak ve belirli bir intizam içerisinde yani intizam dediğimiz yatay bir şekilde birbirleriyle hatta bir iş bölümü yaparak ve birbirlerine destek olarak kendi kimliklerinden, kültürlerinden, dillerinden, inançlarından, ibadetlerinden vazgeçmeden bir bütünün parçası olarak yaşamasını ifade eder. Yani bu Kınalızade'nin tanımı bu. Yani Kınalızade bu tanımı yaparken tabii ki çok açık bir şekilde Osmanlı Devleti'ni anlatıyor bize. Hı hı. Yani Osmanlı Devleti'nde zaten İstanbul'da da böyle, Kahire'de de böyle, Şam'da da böyle, Halep'te de böyle, Kudüs'te de böyle, her yerde bunu görebiliyoruz. Yani çok farklı din ve farklı dil mensuplarının barış içerisinde birbiriyle uyum içerisinde yaşamalı. Yani o da hani Hazreti Peygamber'le başlatılıyor. Dört halife, Abbasi, Emevi o şekilde devam ediyor. Tabii ki. Hepsinde yani. Ha, şimdi